Şu anda cennetteyim elim. All of my youngest some savages running your trap at you up for them packages. Rob you for bricks, but that shit for pounds. Fuck all that talking, they land you down. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OnePlus 6'nın sızdırılan bilgilerine bakacağız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Xiaomi Mi 7'nin sızdırılan bilgilerine bakmıştık ve video çok tuttu. Baktım tuttu. Hemen bir diğer Çinli telefon markası olan OnePlus modeline bakalım. OnePlus'ın gelecek modeline bakalım dedim arkadaşlar. OnePlus'ın 5 serisi vardı ve şu an bu sene de OnePlus 6 bekleniyor arkadaşlar. Hemen özelliklerine bakalım. Yapılan haberlere bakalım yani. Detaylı OnePlus 6 tasarım görüntüleri sızdırıldı. 16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan OnePlus 6, internete sızan detaylı görselleri pek çok sorunun da yanıtını veriyor. Resmi sanırım böyle yani, tasarım böyle olacak diye umut ediliyor. Yani yukarıdaki gibi iPhone X'teki gibi bir tane çentik olacak arkadaşlar. OnePlus 6 16 Mayıs çarşamba günü gerçekleşecek. Bir dakika, burada 16 Mayıs diyor, yukarıda ne diyordu? Ha, bir an 15 Mayıs gördüm. Olan duyuru etkinliğiyle birlikte piyasaya sürecek telefonun resmi olarak piyasaya girişine bir haftadan kısa süre kala cihaza ait 3 boyutlu render görselleri sızdırdı. Comper Raja tarafından paylaşılan CAD renderları telefonun tüm tasarımını yakından görmenizi sağlıyor. Yani diyorlar ki büyük bir ihtimal telefon böyle olacak diyorlar. Aşağıda gördüğünüz gibi hoparlör falan. Sanırım bunda şey de var. Kulaklık giriş de var. Bir önceki modelde var mı hatırlamıyorum. Şu NFC sanırım. Parmak izi okuyucu, flash ve 2 çift kamera var. Telefonun arka yüzünde üste dizilmiş çift lens kamera sistemi, flash, parmak izi okuyucu ve OnePlus logosu bulunuyor. Ha, şu OnePlus logosuymuş. Falan NFC logosuyla karıştırdım. Daha önce de duyduğumuz gibi telefonun ekranı üzerinde iPhone X benzeri bir kamera sensör çıkıntısı bulunuyor. Görseller ölçekli olmadığı için şimdilik ebatları bilinmese de telefonun 6.28 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu da Samsung Galaxy S9 Plus'ın yani 10 ekrandan LG'nin ekrandan daha büyük falan olduğunu söylüyorlar. Ekranı bence biraz büyük kaçmış da. Ekran tam ekran olduğu için biraz küçük durabilir yani. Yani 6.5 inçlik bir telefona göre durmayabilir. 5.5 inçliğe falan göre durabilir yani. Tahminim öyle benim. Şimdilik telefonun işletim sistemi Android 8.1 arıyor olacağı söyleniyor. Ancak Google'un OnePlus için Android Pay beta sürümünü hemen açacağını biliyoruz. Bu yüzden Google I/O 2018'de takip etmekte fayda var. Diyor Chip Online arkadaşlar. Chip Online web sitesi. Hemen diğer bir haber kaynağımız shiftdelete.net. Buradaki haberlere bakalım. 16 Mayıs tarihinde gelecek diyor bu da yine. Şöyle bir haber başlığı koymuşlar. OnePlus 6 kamera sıralıklarına meydan okuyor. Yani ben bunu birçok haber yerinde gördüm. Kamerasının çok güzel olacağı söyleniyor arkadaşlar. OnePlus 6 kamerası konusunda iddialı. OnePlus Twitter aracıyla Pixel 2, Galaxy S9 ve iPhone X amiral gemileri ve kendi OnePlus 6 modeliyle çekilmiş olan toplamda 4 fotoğraf takipçileriyle paylaştı. Şirket takipçilerinden talebi ise A, B, C ve D harfiyle işaretlenmiş fotoğrafların bu modellerle eşleştirilmesi oldu. Tabii ki OnePlus en iyi olan fotoğraf kendilerine ait olduğunu vurgu yapmak istiyor. Geçmişe baktığımızda OnePlus kameraları fotoğraf nitelikleri anlamında piyasada çok da öne çıkabilmiş değil. Bu durum yeni OnePlus amiral gemisinde ise değişecek gibi gözüküyor. Hatta akıllı telefonun fiyat etiketinin yüksek olması hakkında iddialar geliştirilmiş kameraya bağlanıyor. Bir de yani fazla fiyatı yüksek olmuyordu arkadaşlar diğer modellerinde. Bu modelinde de ben fazla yine yüksek olacağını düşünmüyorum ama çok iyi olacak, çok iyi olacak diyorlar. Yani adamlar yapmış, fiyatını fazla yapabilir yani. Akıllı telefon son dönemde adeta standart hale gelen çift kamera koduna sahip olacak. 20 megapiksel diyor. F1.7 diyafram açılı, bu çok güzel. Sensörlü 16 megapiksel kamera çözünürlük, yani 20 artı 16 36 oluyor. Ama bunların ikisi tabii ki de birleşme. Qualcomm Snapdragon 845 ile geliyor, yani 2018'in en iyi işlemcisi arkadaşlar. Ve chipset 6 GB RAM veya 8 GB RAM olacakmış. 64 GB depolama veya 128 GB depolama olacakmış veya daha sonra 256 GB seçeneği de olabilirmiş. Bir de 3300 mAh bataryası olacakmış. Mayıs ayı sonunda satışa çıkması beklenen ürünün $555 civarında bir fiyat geleceği tahmin ediliyor. Hemen bakalım. $555 kaç TL? $555 arkadaşlar. Şu an 2394 TL tabii ki de böyle gelmeyecek. Bunun üstüne daha da eklerler. Ve size diyeyim bu telefon 2900 lira olur. Acı gerçekler. Yani hangisi OnePlus'ta çekilmiş? Burada en güzel hangisi duruyor yani? Yine de siz karar verin.
Hemen diğer haberimize geçelim. Webtekno. OnePlus 6 en iyi markalarla bile rakip olacak bir kamerayla geliyor. Yine bir markasıyla haber olmuş arkadaşlar. Gelecek hafta Londra'da tanıtımını yapacak amiral gemisi. Yani kaç gün var tanıtılmasına? 3 gün sonra tanıtılacak arkadaşlar bu telefon. Tabi bu videoyu bugün koyarsam. OnePlus 6 kamerasıyla öne çıkan cihazların arasında yerini alacak gibi görünüyor. OnePlus yeni amiral gemisi tanıtmasına 5 gün kala sürpriz bir fotoğraf paylaşarak kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı. Evet. Söz konusu 3 paylaşımda cihaz. Yine aynı haber arkadaşlar. Aynen aynı şeylerden bahsediyor. Şuna bakalım. Geekbench performansıyla kafa karıştırdı. Android tabanlı akıllı telefonlar tanıtılmadan önce genel itibariyle Geekbench testlerinde ortaya çıkıyor. Bu furyaya son eklenen model ise OnePlus 6 oldu. Çinli akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modeli geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıktı. OnePlus 6 tek çekirdek testinde 2402 puan alırken çok çekirdek testinde ise 8931 puan aldı. Peki bu puanlar ne anlama geliyor? Basit bir şekilde kıyas yapacak olursak OnePlus 6'nın yeni amiral gemisi modeli tek çekirdek testinde Xiaomi 2 ve Xperia Z2'nin arkasında kalmış durumda. Yani bence bu kötü. Kötü olmuş. Bildiğiniz üzere bu iki model Snapdragon 845 ile gelmişti. Yani diğer modellere göre geride kalıyor. Çok çekirdek testinde Mi 2 bir kez daha tuttu geçmeyi başarmış. Çünkü geride kalmış. Bir dakika. Bilinmeyenler ufak bir hata. OnePlus. Bu ses nereden geliyor oğlum? Aşağıdan reklam açılmış. Kapansana. OnePlus'ın yeni amiral gemisi modelinin gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855. Evet, bu da burada da $600'dan satışa çıkılacak diyor. 555-600 yani yakın fiyatlar var birbirlerine. Bu da arkadaşlar Epey diye bir site. Telefonu genel özelliklerini gösteriyor. Tahminen buradaki özellikler aynı olacak. Ekran boyutu 6.28 inç, Full HD Plus ve AMOLED ekranla gelecek. Çentikli ekran gördüğümüz dediğimiz gibi. Çerçevesi tasarım. Ekran dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 5. Oksijen iOS sistemi. OS. Arayüzüyle gelecek ve 16 milyon. Bunlar zaten hepsinde aynı. Snapdragon 845. Quad Core 2.8 GHz ARM Cortex A75 ile geliyormuş. Gayet iyi. 8 çekirdek. Adreno 630 yani oyunlarda çok iyi bir şey vereceğini, performans vereceğini söyleyebilirim şimdi. 10 nanometre teknolojisinde üretilmiş ve 8 GB RAM. Hafıza kart desteği yokmuş. Zaten fazla gerek olacağını da sanmıyorum. Yani çok şeyler indirmiyorsunuz yine de. Reksen çelikleri siyah. Gövde malzemesi metal. Evet, Wi-Fi 802.11abg ABGNAC. Wi-Fi hotspot varmış, doğal band. USB Type-C ile şarj oluyor. Kızılötesi yok. Bence olmaz lazım. Güzel bir özellik çünkü. Çıkış yılı 2018, 5. ayın 17'sinde duyuruldu diyor. Resmi duyurusu yapılmamış hele. Yüz tanımlama falan var diyor. Sanal ekran tuşları. Parmak izi okuyucusu var, bildirim ışığı varmış. Sensörleri de kalp atış hızı sensörü, RGB ışık sensörü, jiroskop, hal sensörü, pusula, yakınlık, ortam ışığı sensörü ve ivme ölçer varmış. Görüntülü konuşma uygulama falan, WhatsApp yani gibi öyle uygulamalar var. Normal 3G ile direkt görüntülü arama yok. 4.5G desteği var ve diğer şeyler de var. Ne kadar çok var dedim, anlamadım ben de. Flash LED flash tamamdır. Optik görüntü sabitleyicisi yok. Sanırım elektronik görüntü sabitleyicisi var. Yani onda da iyi çalıştığını umut ediyoruz. Şu an görmedik. Batarya özellikleri hızlı şarj ve dash şarj. OnePlus'ın bu arada çok hızlı şarj ettiğini söyleyebilirim. OnePlus 5 modelinde de gerçekten iyiydi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videomu izlemek için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bye.